Merhaba sevgili Headmat izleyicileri. Bugün sizlere cep telefonlarımızın neden iyi fotoğraf çekmiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle cep telefonlarımıza milyar dolarlar veriyoruz ve kullanıyoruz. Bunun ister ön kamerası olsun isterse arka kamerası olsun sürekli kullanıyoruz. İşte ne yapıyoruz? Selfie çekiyoruz. Ondan sonra gördüğümüz bir resmi veya bir anıya aniden tık diye resmini çekebiliyoruz ama dikkat etmediğimiz birkaç husus var bu birkaç hususta fotoğrafın kalitesini oldukça bozuyor bunlardan bir tanesi lensin kirliliği bir tanesi sizin fotoğrafı çekmiş olduğunuz bir poz bir tanesi de kameranızın ayarları. Şimdi bunları hem göreceğiz hem de bakacağız. Şimdi size kirlenmiş bir lensle bir resim çekeceğim. Bir de temizlenmiş bir lensle resim çekeceğim. Aradaki farkı sizin gözleriniz görecek. Bu neden böyle berbat çekiyor? Bunu da açıklamış olacağız. Şimdi ben buradaki lensi nasıl kirlettim? Ellerime gidip de bu nemlendiriciler var. Biliyorsunuz arkonem vesaire vesaire. Onlarla bir güzel ellerimi nemlendirdim. sağ sola değdirdim. Daha sonra da geldim bu telefonu elime alıp böyle kameranın lensine dokundum. Evet lensine istemeden de dokunabiliyorsunuz zaten birkaç dakika kullandıktan sonra. O lens kirleniyor. Şöyle söyleyeyim. Eğer gözlük kullanıyorsanız konuya hakimsiniz dedik. Gözlüğünüzü sildiğinizde ortalığı canavar gibi görürsünüz ama o gözlüğe ufak bir leke daha geldiğinde görme kabiliyetinizi kaybedebiliyorsunuz. İşte bu da tam olarak bu. Bu lensi daima temiz tutmanız gerekiyor. Siz oraya parmağınızı değdirdikten sonra bitiyor artık. E şimdi bunu nasıl temizleyeceğiz? Bunu gidip de normal peçetelerle değil de bir de gözlük mendiliyle temizlemeniz gerekiyor. Ama her şeyden önce size bir örnek göstermek istiyorum. Şimdi elimde bir help mat objesi var. Evet bu bir obje. Şimdi ben bunu kirli lensle resim çekeceğim. Bir de lensi sizlerle beraber temizleyip öyle resmini çekeceğim. Şimdi dilerseniz hemen şu objeyi bir kenara koyup resmini çekelim. Evet şu anda resmimi çekmeye başlıyorum. Evet. Evet şu anda objeyle resmimi çektim. Ve şimdi bu resme bakıyorum. Ve resim benim görüşüme göre net değil abi net değil. Güzel bir kaliteye sahip değil. Tamam odaklama yapmış ama bir iPhone böyle çekmemeli. Ha efektlerle biraz düzeltilebilir ama cık, bu ı -ı, yakışmamış. Şimdi gelelim bu lensi bir temizleyelim. Bir de aynı pozu bir daha çekmeye çalışalım. Bunun için benim size önerim bir gözlük mendili. Bu gözlük mendili de kaliteli bir gözlük mendili. Öyle gidip silmek silmektir. yok peçete bulup silmektir. asla öyle bir şey yapmayın. Lensinizi çizebilme ihtimaliniz çok yüksek. Eğer bu lens çizilirse ne demek oluyor? Bu kamera daima kötü fotoğraf çekecek oluyor. Bazen lensler o kadar kirli oluyor ki odaklayamıyor bile. Şimdi gözlük mendilimi alıyorum. Kendi gözlüklerim sildiğim mendilimi alıyorum. Ve kamera lensimin üzerini temizliyorum. Bunda ne yapıyorum? Hiçbir sıvı vesaire asla kullanmayın. Bunu ne yapıyorum? Şimdi hemen üzerine temizliyoruz şu şekilde. Evet ışığın altında da bakarak iz var mı yok mu bunu görebiliyorsunuz. Aynı şey ön kamera için de geçerli. Bunun temizliğini şimdi yaptım ben. Lensim gıcır gıcır. Ön kameramı da temizleyeyim. Ve şu an hem ön hem de arka kameram tertemiz. Ön kamerada da şuna dikkat edin arkadaşlar. Ön kameranın üzerine bir jelatin geliyor. Bazı telefonlarda denk gelmiyor ama iPhone'larda maalesef bu geliyor. Benim şu an ön kameramın önünde de bir jiletin var. Eğer bu jiletin hava alırsa kirlilik olacak ve ön kameram daima kötü çekecek. Ve bu yüzden de buna dikkat edin. Şimdi arka kamerayı temizledik ve aynı pozu bir daha çekelim. Şöyle gözlük mendilini bir kenara atıyorum. Sizin sevmediğiniz gözlük mendilini. Objemi yine elime alıyorum ve çekiyorum. Evet şu anda çekimimi tamamladım. Evet şu anda çekimimi tamamladım ama iki resim arasında şöyle bakınca arada muazzam bir fark görüyorum. Demek ki de benim lensim kirlenmiş bir arkadaş. Valla asıllı kirlilikmiş yani bu. şimdi lensin içten de kirlenme olasılığı olabiliyor. Bunun içinde bir ışığın altında bakın. Şöyle bir ışığın altında geçip bakın. Ben şu anda görüyorum yansımayla lensim tertemiz. Siz de eğer içten kirlenmişse veya içinde bir leke varsa bunu detaylı bir temizliğini yaptırmanız gerekiyor. Bunu bir yetkili serviste yaptırmanız daha mantıklı olur ya da garantiniz varsa garantiye gönderebilirsiniz. Şimdi ön kameramızı ve arka kameramızı bu şekilde temizleyip de görüntü kalitemizi olduğu gibi eskisi gibi eski haline getirdik. Şimdi artık bundan sonra ne yapacağız? Fotoğraf çekmeden önce her defasında bu kamerayı silip öyle çekeceğiz. Yani benim buraya elim böyle değmiş olsa bile bu kamera maalesef ve maalesef kirlenebiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu genellikle iPhone'larda kamera yine çıkıntılı oluyor. Yeni nesil telefonlarda da artık kamera çıkıntılı oluyor. Haliyle ne oluyor? İlk baş kirliliği, tozu vesaire artık ne varsa onlar kapıyorlar. O yüzden Gözünüzü nasıl koruyorsanız kameralarınızı bu şekilde korumanızı sizlere tavsiye ediyorum. Bir diğer husussa telefonunuzu düzgün şekilde kullanarak resim çekmek. Yani şöyle resim değil. Şu çekeceğim bir saniye gibi değil. Siz eğer geniş bir açıya alıyorsanız telefonu yan tutup çekeceksiniz. Bu daima video ve fotoğraf için size kalite katacak. Yani gidip de şöyle böyle bir şey yok. Böyle bir şey asla yapmayın. O yüzden bu çekim tekniklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bir fotoğraf çekerken odaklamayı da kullanmanız gerekiyor. Odaklama ne oluyor diye soruyorsanız eğer çekiyorsanız resmi ben şuradaki softbox'ın resmini çekeceğim. Hemen Oraya dokunduğumda oraya odaklanmış oluyor makina. Ve eğer lensiniz kirliyse lensin içinde olan odak sensörü çalışmıyor. Bu yüzden de lensinizin daima temiz olmasına önem göstermeniz gerekiyor. Bu sadece telefon için gerekli değil. Telefon, tablet, yasalar kamera, aksiyon kamerası artık aklınıza ne gelirse. Hepsi. Hepsi için geçerli bu durum. Bir diğer husus ise kamera ayarları. Şimdi iPhone'da bir kamera ayarı yok. Normal kamerasında bir ayar yok. Ama eğer siz bir Android telefonu sahipseniz bunun kamera ayarlarında ISO ve benzeri çeşitli ayarlar var. Bunların hepsini ister otomatik moda alın, isterseniz de bilginiz varsa ISO'nuzu, enstantanenizi keyfinize göre ayarlayıp da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar size çok ufak bir şey daha söyleyeceğim. Fotoğraf çekerken bu sizin kalitenizi daima arttıracaktır. Siz eğer karanlıkta bir çiftin resmini çekiyorsanız veya karanlıkta bir selfie yapıyorsanız ön kameranızın arka kameraya göre daha az özelliği olduğu için maalesef kötü bir sonuçta olacak. Bu yüzden arka kamerayı kullanarak resim çekmek daha mantıklı olacak. Bununla beraber ortam ışığını muazzam derecede arttırmaya çalışın. Bir çifti çekiyorsunuz ama telefonunuzun flaşı yetmiyor. Bunun için telefonunuzun flaşını kapatın ve etrafınızdaki 3-4 kişi varsa bunlar telefonlarının ışıklarını yakıp da oraya aydınlatsınlar ve siz flaşsız bir şekilde orayı çekin ve daima güzel bir yönete ortaya çıkacaktır. Kısaca ne kadar fazla ışık varsa o kadar kaliteli resim ortaya çıkacaktır. Evet bugünkü bölümümüz burada sona eriyor arkadaşlar. Hemen şuralardan bir yerden kanalıma abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bir zil var. Zile basıp kaçarsan yeni yayınlanacak olan videolardan ilk sen haberdar olur. Gelir yorumlarda ilk ben izledim, ilk ben baktım, ilk ben gördüm diye şeyler yazabilirsiniz. Bununla beraber videomuzu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Sizlerden ricam bu hatayı herkes yapıyor. Bu yüzden de herkesi bilinçlendirmek için bu videoyu paylaşın. Paylaştıkça çoğalır. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.